Tabii en son Kayseri'de yaşanan gibi toplumsal sıkıntıların patlak vermeye başlamasının yanı sıra yaşadığımız ekonomik krizde Suriyeli geçici sığınmacıların sağlık hizmetine ücretsiz ulaşması, ücretsiz ilaç temini gibi hizmetler ve Suriyeli esnafın vergiden muaf olması gibi haklar, çocukları için maddi yardım vesaire iyice göze batmaya başladı. Bırakın buradaki geçici sığınmacıları, ayrıca Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin desteklediği grupların maaşlarının ve aslında her şeylerinin yine bizim tarafından karşılandığı da biliniyor. Artık Cumhurbaşkanı da Esad'la görüşmeye hazır olduğunu belirtiyor. Doğru karar ama Özgür Özel'in rol kapmasına izin verir mi onu bilmiyoruz. Sayın seyirciler, Sinan Ateş cinayeti davasında mahkeme ara kararını açıkladı. 22 tutuklu sanıktan 10'u tahliye edildi. Mahkeme eski MHP'li vekil Olcay Kılavuz'un dinlenmesi talebini de reddetti. Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, eşinin ölümüyle ilgili Meclis Araştırma Komisyonu kurulması çağrısında bulundu. Yaşananları kumpas tiyatrosu olarak tanımlayan Ayşe Ateş, kararlara sert tepki gösterdi. Diyorlar ki biz ne diyorsak onu kabul edecek, çizdiğimiz çerçevenin dışına çıkmayacaksınız. Çıkarsan seni mahvederiz. Çıktım, çıkıyorum, çıkacağım. Çizdiğiniz o çerçeveyle paramparça edip ayaklarınızın altına atacağım. 5 gün süren Sinan Ateş davasında ara karar verildi. 22 tutuklu sanıktan 10'u tahliye edildi. Tahliye edilenler arasında MHP İstanbul İl Yöneticisi Ufuk Köktürk de bulunuyor. Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş karar sonrası kumpas tiyatrosu diye ses yükseltti. Kumpas tiyatrosu bugün sonlandı. Biz Sincan'daki bu yargılamaya eksik iddianameyle yapılan yarım mahkeme diyoruz. Sinan Ateş cinayeti siyasi bir cinayettir. Ama içinde bulunan şahısların isimleri belli. İzzet Ulvi Yönter, Semih Yalçın, Olcay Kılavuz, Ahmet Yiğit Yıldırım. Ateş ailesi 4 MHP'li ismin adını vermişti mahkemede. O isimlerden biri eski MHP milletvekili Olcay Kılavuz. Dönemin asayiş müdür yardımcısı Kerem Gökay Öner, Sinan Ateş cinayetinin organizatörü olarak yargılanan Tolgan Demirbaş'ın dönemin MHP Mersin milletvekili Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına alındığını, sokakta gözaltına alındı yazan tutanağının sahte olduğunu söylemiş, suç duyurusunda bulunmuştu. Tüm memurlara hitaben ben milletvekili Olcay Kılavuz ne oluyor demiştir. Müvekkil asayiş şube müdür yardımcısı olduğunu beyan ederek yanında bulunan şahsın kimlik belgelerini sormuştur. Olcay Kılavuz tarafından yanındaki şahsın Tolgan Demirbaş olduğu beyan edilmiş, emniyete nakli sağlanmıştır. Tutanağı düzenleyen polisler ve Olcay Kılavuz'un dinlenmesini talep etmişti Sinan Ateş'in ailesi. Mahkeme yargılamanın esasına katkı sağlamayacağı gerekçesiyle reddetti. MHP milletvekili Olcay Kılavuz ise sessiz. Buradan Olcay Kılavuz'a da sesleniyorum. Sen suçsuz olduğunu, bu işin sana yıkılmak istendiğini söylüyorsun. Gel sırtından bu sorumluluğu at, ifadeni ver mahkemede. Hem gerçekler ortaya çıksın, eğer sen de suçsuzsan suçsuzluğun ortaya çıksın. Tutukluluğu devam eden sanıklar avukat Serdar Ökten ve Cinayet Büro Komiseri Mustafa Ensar Aykal ise cep telefonlarının incelenmesi için şifrelerini vermemişlerdi. Amerika'daki telefon şirketine yazı yazılarak inceleme için destek istenmesine mahkeme karar verdi. Ama savcılığın mütalasını açıklaması için 2 hafta sonrasına randevu verildi. Takdir edersiniz ki 2 hafta kadar bir kısa süre içerisinde böyle bir yazışmanın gelebilmesi ihtimali değil, ulaşabilme ihtimali dahi yok. 19 Temmuz'da savcı ara kararla ilgili mütalasını açıklayacak. Acılı eş Ayşe Ateş ise meclisteki milletvekillerine seslendi. Ankara'nın ortasında gündüz vakti işlenen cinayet için adım atılmasını istedi. Bu siyasi cinayetin bütün yönleriyle aydınlatılabilmesi için bir meclis araştırma komisyonu kurulması gerekliliği açıkça ortadadır. Efendim, dün Ayşe Ateş'in 4 MHP'li ismi vermesinin ve polis müdürü Kerem Gökay Öner'in, tetikçi Tolgahan Demirbaş'ın o zaman MHP milletvekili olan Olcay Kılavuz'un evinde yakalandığını açıklayıp yolda bulunduğuna dair belgenin sahte olduğunu açıklayarak suç duyurusunda bulunmasının çok önemli gelişmeleri olduğunu söylemiştim. Doğru. Ama çok naif davranarak olumlu gelişmeler demiştim bundan sonrası için. Tamamen yanılmışım. Özellikle MHP'li yöneticilerin olduğu iddia edilen 17 kişilik soruşturma dosyasının bugün
Bu davayla birleştirilmesinin reddedilmesi mahkeme tarafından çok şey anlatıyor. Tamamen karamsarlık çöktü tüm ülkenin omuzlarına diye.